Sağlık Bakanımız Doktor Mehmet Müezzinoğlu'nu şimdi konuşmalarını yapmak üzere buraya davet ediyorum. Sayın Valim, çok değerli Genel Başkan Yardımcım, değerli milletvekili arkadaşım, Karabük'ün çok değerli yöneticileri, çok değerli sağlık çalışanı arkadaşlarım, meslektaşlarım, Kardemir'in çok değerli alın teri döken çalışanları, Karabük'ümüzün saygıdeğer hanımefendileri, beyefendileri, değerli dostlar, öncelikle bugün burada bir şifa merkezinin açılışında sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğumu ifade ediyor. Bu şifa merkezinin Karabük halkına şifa dağıtmasını, meslektaşlarımın da burada güven içinde, huzur içinde mesleklerini icra etmelerini temenni ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Tabii çok değerli Genel Başkan Yardımcım, Meclis Başkanımız, Başbakan Yardımcımız, Adalet Bakanımız, Karabük Milletvekilimiz, bunların hepsi bir kıyıya. Benim için Mehmet Ali Şahin Bey'in çok farklı bir yeri var. 1900 hatta Şahin ailesinin benim için çok farklı bir yeri var. Karabük'ü, Safranbolu'yu ve Ovacı'yı 1982 yıllarında mesleğe ilk başladığımda İstanbul'da Avcılar'da Şahin ailesiyle tanıştım. Hüseyin Şahin, Rabbim sağlıklı uzun ömürler versin amcamız. Allah rahmet eylesin, Ahmet Şahin kardeşleri vardı. Dolayısıyla önce bir 10 yıl hekim ve aile hekimi olma dostluğuyla süren bir süreçten sonra 1992 yılında beni biraz zoraki siyasete yakaladılar ve Avcılar'da belediye başkan adayı oldum ve siyasete bismillah dedik. Evet, Rabbim sağlık versin eşim ve Saniye Hanım ve Mehmet Ali Şahin Bey. Benim siyasi acemiliğimi ilk attığım kapıları tesadüfen kapı çalarak, kapı kapı gezerek siyaset yaptığımız günlerdi. Hem bir dost, hem bir siyasi arkadaş, hem de bir siyaseten her zaman başkanım dediğim bir arkadaşım, dost. Dolayısıyla bu anlamda çok değerli Karabük Milletvekilimiz Osman kardeşimin söylediği anlamda yanımda bir torba veya heybe yok. Heybenin de torbanın da tamamını Mehmet Ali Şahin Bey'e teslim ettim. Çünkü o buranın evladı. Ben de 30 yılı aşkın süredir Karabük'ü ve Karabüklülerle mesleki anlamda da, insani anlamda da, dostluk anlamında da hakikaten mutlu olduğum, onların beni, benim de onları sevdiğim bir 30 yılı aşkın sürecimiz var. Rabbim inşallah bütün hepimiz olduğu gibi bu ülkeye ve bu millete hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Bu ülkeye ve bu millete borcumuz var. Bu borçlarımızı ödemeyi bizlere nasip etsin. Karabük bu anlamda AK Parti'nin siyasi tarihinde önemli sorumlulukları hep vicdanının sesini dinleyerek, elini vicdanına koyarak yerine getirdi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde %65'lere varan bir oy oranıyla Recep Tayyip Erdoğan dedi ve bu ülkenin liderinin arkasında durdu. Bizler hiç ayrım yapmadan iktidara geldiğimiz günden bugüne kadar sağlıkta benim vatandaşım asla bir tereddütü, bir korkuyu, bir soru işaretini yaşamadan hekime ulaşabilmeli dedik. Tıbbi teknolojiye ulaşabilmeli dedik. İlaca ulaşabilmeli dedik. O ulaşamıyorsa biz ona ulaşabilmeliyiz dedik. Ve bu mantaliteyle sağlığın önündeki bütün engelleri kaldırdık. Zaman zaman ciddi fiziki koşullar, sorunlarımız vardı. Onları ülkenin ve milletin imkanları el verdiği ölçüde beklenenin de hayal edilenin de ötesindeki bir
dinamizmle dönüşümü ve işimi sağladık. Bu son derece çağdaş ve modern binaları insanımıza değer verdiğimiz için, medeniyet anlayışımızın temelinde insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı olduğu için, insanımızı insanı yücelt ki devlet yücelsin anlayışıyla insanımızı yüceltebilmek ve onun özgüvenini artırabilmek, ay yıldızlı bayrağının altında özgürlüğünü, istiklalini ve istikbalini hayal edebilmek ve özgüvenle onun huzurunu ve mutluluğunu yaşayabilmek adına gece gündüz demeden çalıştık. Osman kardeşim, milletvekilim 2002 yıllarını bize hatırlattı, sizlere hatırlattı. AK Parti iktidarının artık yeni bir zorlu dönemi başladı. Bugüne kadar hep şunu söylüyorduk. 2002-2012. Artık bunu deme hakkımız yok. Çünkü artık millet daimi ve devamlı olarak bizi kendi iktidarında tutmaya devam ediyor ve devam edecek. Dolayısıyla Sağlık Bakanlığı'nda arkadaşlarımla planlamaları yaparken, buralara olan konuşmalarımızı planlarken arkadaşlara artık şunu söyledim. 2002, 2007, 2007, 2012, 2012, 2017. Yani biz artık 5 yıl önce neredeydik, 5 yıl sonra nerede olacağız? Yoksa eskiden buradaydık, o dönem kötüydü. Yok, artık biz kendi dönemlerimizin 5'er yıllık periyotlarıyla neredeydik 5 yıl önce, 5 yıl sonra nerede olmamız lazım? Şimdi bir 2017-2018 hedefimiz var. Sonra da Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümü olan 2023 var. Ve inşallah bu anlamda önce bir 2017 sonuna gidiş yolculuğumuzu planladık ve bu yolculuğu inşallah sizlerle beraber omuz omuza, gönül gönüle devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi. İnşallah bugünden sonra da daha iyisinin, daha güzelinin, daha gelişmişinin ve bu milletin hak ettiklerinin en doğrusunu ve en idealini verebilmenin gayreti içinde olacağız. Sağlıkta son dönemde, yani sağlıkta sessiz devrimi başardığımız bu dönüşüm projesinde dünya bunu Türkiye nasıl başarıyor diye bize soruyor. Yaklaşık 2 ay kadar önce Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Başkanı, ya bu kadar bütçeyle, bu kadar yetersiz kadroyla ve bu kadar kıt imkanlarla bizim Avrupa'da başaramadığımızı siz nasıl başardınız, biz anlamakta zorlanıyoruz, bunu bana izah edebilir misiniz diye sorduğunda dedim ki bir kısmını anlatabilirim, anlarsınız. Bir kısmını anlatırım ama anlamakta zorlanırsınız. Önce anlayacağınız kısmı, anlayacağınıza inandığım kısmı anlatmak istiyorum. O da bizde bir hekim camiası, bir hemşire eve camiası, bir sağlık çalışanı camiası var ki mesai mefhumu yoktur. Özverisi vardır, fedakarlığı vardır, hizmet etme aşkı vardır, mesleğine saygısı vardır. Dolayısıyla Avrupa'da hangi hekime, hangi hemşireye sorarsanız sorun, mesaim kaçta başlayacak, kaçta bitecek der. Ama benim doktorum bunu sormaz. Benim doktorum bunu düşünmez bile. Akşam mesaisi kaçta bitti? Cumartesi, pazar, acil ve bayram, seyran, ailenin özel günleri demeden benim hastam der. Benim meslektaşım der. Dolayısıyla biz bu başarının esas mimarları doktorlarımız, hemşirelerimiz ve sağlık çalışanlarımızdır dedim ve bunu burada sizlere ifade ediyor. Tüm meslektaşlarıma bu anlamda teşekkür ediyorum. Haklarını ödeyebilmemiz veya emeklerinin karşılığını, alın terlerinin karşılığını verebilmemiz mümkün değil. Ama onu da duyarlılıkla daha iyi noktaya taşımak gibi bir derdimiz var, bir sorumluluğumuz var. Ama manevi anlamda haklarının ödenebilmesi için bu millet
hekimine de, hemşiresine de kendi yakını gibi gören ve Allah onlardan razı olsun der. Bir adım daha güçlü bir yapı bulduğunda da evet Necmettin Şeyhoğlu diyerek stadyuma adını verir veya sokağa adını verir veya bir mekana adını verir. Ama hiçbirini başamazsa gönlünün derinliklerinde o ismi yaşatır ve o isme olan şükran duygularını asla eksik bırakmaz. İnşallah sağlıkta yıpranma payını da bu yıl sonuna kadar yasalaştıracak ve sağlık çalışanlarımızın 5 yıla 1 yıl yıpranmasını da yasalaştıracak. Tabii diğer anlamakta zorlanacağınız kısma geçince dedim ki kendisine dedim ki sizinle ayrılan bir yönümüz var. Biz matematik medeniyetinin mensubu değiliz. Biz rahmet ve bereket medeniyetinin mensubuyuz. Dolayısıyla bütün bu pozitif enerjinin altında veya pozitif görünen hizmetlerin altında o gönülden yapılan hizmetler asla matematikle hesaplanamaz. Matematikle hesaplanamadığı için, bunun içinde rahmet ve bereket olduğu için bugün evet bu çil çil hastaneleri yapıyoruz. Şu anda Sağlık Bakanlığı olarak kamuda yani bakanlığın bütçesiyle yaptığımız 32 bin yatak kapasiteli 216 tane hastanemizin inşaatı devam ediyor. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye genelinde 32 bin yatak kapasiteli son derece çağdaş ve modern 216 tane hastane, bir kısmı bu yıl, bir kısmı gelecek yıl ama en geç 2016 yılında bunlar tamamlanmış olacak. Diğer taraftan kamu özel işbirliğiyle 24 bin yatak kapasiteli şehir hastanelerimizin inşaat süresi başladı. Şimdi kamu olarak biz 12 bin yatak kapasiteli devlet hastanelerinin ihale sürecindeyiz veya proje sürecindeyiz. Değerli Karabüklü hemşehrilerim, 2017 sonu itibariyle, en geç 2018 yılı sonu itibariyle Türkiye, bütün Türkiye genelinde bütün hastanelerini sıfırdan yeniden bu Karabük'teki bu modern eğitim araştırma hastanesi gibi hepsini sıfırdan yeniden yapmış bir ülke olacak ve sağlık alanında dünyada bunu başaran bir başka ülkede olmayacak. Bu başarının sırrında ne var? Bu başarının sırrı nerede derseniz, bizim yani AK Parti kadrolarının bu millete inancı vardır. Bu millete güveni vardır. Ve samimi bir şekilde, samimiyetle gayreti ve emeği vardır. Milletle bir bütün halinde, asla dışlamadan, asla ayrıştırmadan, asla çatıştırmadan daha iyinin, daha güzelin, daha doğrunun peşinde koşuyoruz. Zaman zaman mahalle düzeylerinde veya bölge düzeylerinde daha büyüğünü yapabilmek için bazılarını kapatmak veya bazılarının dönüşümünü sağlamak gibi geçiş dönemlerinde birileri fırsatçılık yapıyor, dedikodu yapıyor, fitne üretiyor. Burayı şöyle yapacaklar, burayı çalıştırmayacaklar, burayı kapatacaklar gibi fitne ve fesat üretiyorlar. Ne yazık ki bu fitne ve fesatçıların çok ağır bedelini bu ülke ve bu millet ödedi, artık ödemeyecek. Millet çünkü kendisiyle beraber yürüyen, kendisiyle beraber koşan, Türkçemizdeki o güzel sözün gereği, dertler ve sıkıntılar paylaşıldıkça azalır, mutluluklarsa paylaşıldıkça çoğalır. Biz milletimizin her türlü derdini paylaşarak azaltmaya, yarınlarda da paylaşarak büyüteceğimiz mutluluklar olsun diye çalışıyoruz. Bakınız 10 yıl önce Almanya'dan bir Alman turist Antalya sahillerinde veya Bodrum'da rahatsızlandığında Almanya'dan ambulans uçak geliyor, vatandaşını alıyor ve ülkesine götürüyordu. Bize de şunu diyorlardı.
Ya biz adam olmayız. Biz o günleri görmeyiz. Biz yapamayız. Niye? Bize o hep küçüklük psikolojisini, başaramaz psikolojisini, ezilmişlik psikolojisini yerleştirmeye çalıştılar. Büyük oranda da başardılar. Ama ne zaman ki AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan hayır biz başarırız dedi, her şey değişti. Şimdi artık ambulans uçaklarımız var. Ambulans helikopterlerimiz var. Şimdi artık Londra'da rahatsızlanan milli atletimizi ambulans uçağımız gidiyor, alıyor ve getiriyor. Kazakistan'da kaza yapan tır şoförümüz ayağında kırıkları var. Orada tedavi olabilir ama ben ülkemde tedavi olmak istiyorum diyor. Kazakistan'a gidiyor ambulans uçağımız, alıyor ve vatandaşımızı getiriyor. Büyük ülke bu. Milletine değer vermek, milletinin hayallerinin ve umutlarının öncülüğünü yapma siyaset anlayışı bu. Yoksa fitneyle, fesatla, iftirayla, dedikoduyla bu ülkenin ve bu milletin enerjisini kimsenin azaltmaya, kimsenin o enerjiyi yanlış yerlere kullanmaya hakkı yok. Onun için muhalefete de buradan diyorum ki ne olur gelin daha iyinin, gelin daha güzelin, gelin daha doğrunun peşinde beraber koşalım. Ülke kazansın, millet kazansın, ülkenin ve milletin kazandığı her yerde sizler de kazanmış olursunuz. İnşallah onlar da bu noktaya gelecekler. Şimdi sağlıkta buralarda artık tomografiyi, ultrasonu, MR'ı falan konuşmuyoruz. Daha ilerisini, daha gelişmişinin peşinde koşuyoruz. Artık evde sağlık hizmetini konuşuyoruz. Az önce dedim ya, vatandaşımız bize gelemiyorsa, gelmekte zorlukları varsa, evet, bizim evde sağlık hizmetlerimiz gidiyor hastamızı evinde görüyor, tedavisini evinde düzenliyor. Tıbbi teknolojik anlamında ev koşullarında tıbbi teknolojiye ihtiyacı varsa o tıbbi teknolojisi de ona veriliyor. Yatalak bir hastamız, yatağa bağımlı bir hastamız evinde diş tedavisine ihtiyacı varsa seyyar diş aletleriyle birlikte diş hekimlerimiz gidiyor vatandaşımızı ağız ve diş sağlığı bakımını evinde yapıyor. Gelişmiş ülke bu. Ülkesine, milletine değer veren anlayış bu. Bu ülkeyi daha iyi noktalara taşıyabilme derdi, evet, buradan kaynaklanıyor. Ve inşallah bu alanda Karabük'te de yapımı devam edenler hızla tamamlanacak. Projelendirilenler hızla proje ve ihale süreçlerini tamamlayacak ve bunları aşacağız. Ve inşallah 2017'lere geldiğimizde Türkiye sağlıkta yalnız 77 milyon ülke insanına sağlık hizmeti veren değil, yakın coğrafyasında 1-1,5 milyarlık yakın coğrafya insanına da sağlık turizminde bölgenin merkezi olabilecek bir ülke haline gelecek. Karabük Üniversitemiz, Tıp Fakültemiz, inşallah Diş Hekimliği Fakültesi bu anlamda da yeni dinamiklerini oluşturacak ve artık vizyonuna belki termal su kapasitesi de olan yerler var. Bildiğim kadarıyla değerli başkanımdan yolda öğrendim. Sağlık turizminde, yaşlı turizminde, bu anlamda termal turizmde de yine Karabük vizyonunu tabii Kardemir'in üzerine belki çok daha farklı vizyonlar zor olabilir. Ama Kardemir, demir çelik fabrikamız bugün ülkenin dinamikleri içinde önemli bir rol üstlendi. Bunun yanında sporda farklı dinamiği var. Ama Karabük'ün orman arazisi ve ormanı en çok olan illerimizden biri. Sağlık turizminde, yaşlı turizminde, termal turizminde kendisine yeni yeni vizyonlar arayabilmeli ve bu yeni yeni vizyonlarda da şunu çok iyi bilmeliler ki ben bütün vekaleti Mehmet Ali Şahin Bey'e verdim. Evet. İnşallah bugün burada. Tabii ben Karabük Üniversitemize de rektörümüze de teşekkür ediyorum. Gerçekten bu afiliyasyon sistemi, yani bu ülkenin yetişmiş enerjisini, birikmiş tecrübesini birlikte paylaşarak
halka ve vatandaşa en iyi sunma örneklerini burada da gösteriyoruz. Eğitim Araştırma Hastanemizin üniversite hocalarımızla birlikte Karabük halkına tıbbi bilimin ve tıbbi teknolojinin en ilerisini burada sunuyor olmak ve bunu bir bütün halinde yapabilmek, inşallah bu afiliyasyon örneklerinin yenilerini ve gelişmişlerini de önümüzdeki süreçlerde beraber başaracağız. Ben bu anlamda inşallah bugün diğer gerek Safranbolu'da gerek ağız diş sağlığı olarak düşünülen yerin eski binanın ziyaretinden sonra Karabüğümüzün ilave ihtiyaçlarını değerli başkanımla, değerli milletvekilimizle ve sağlık çalışanlarımızla yeniden değerlendireceğiz. İlave gelişmelere hangi vizyonları katabiliriz? Bu hani bizim Türkçemizdeki o veya AK Parti'nin sloganı durmak yok, yola devam. İnşallah bu şekilde de mevcutlar yetmez. Daha iyisini, daha güzelini yapmaya devam edeceğiz. Ben tekrar bu güzel eseri, bu çağdaş ve modern eseri Karabük halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah burada şifa merkezi olmasını, sağlık çalışanlarımızın da o fedakar duyarlılıklarıyla, özverileriyle burada Karabük halkına güzel hizmetler vereceklerine, bugüne kadar olduğu gibi bizim başımızı dik, alnımızı açık ama vatandaşımızın da gönül dünyalarındaki o güçlü yerini daha da güçlendirecek noktayı getireceklerdir. Burada bir şeyi yüreğimizi inciten, yüreğimizi kanatan bir cümleye temas etmek istiyorum. Son dönemde sağlıkçıya yapılan şiddet, sağlıkta sağlıkçıya şiddeti açıkçası insanlık dışı ve insani değerlerle örtüştüremiyorum. Hele hele en zor zamanda, en acil durumunda eşini, evladını, anneni, babanını, yakınını, canını teslim edeceğin kişiye yüksek sesle konuşabilmek, el kaldırabilmek, ona şiddet uygulamak hakikaten kabul edilebilir değil. Ben bu anlamda halkımızdan duyarlılık bekliyorum. Kendi evladımıza baktığımız gibi hekimlerimize, hemşirelerimize, sağlık çalışanlarımıza sahip çıkmalıyız. Onlara yüksek sesle konuşan birini gördüğümüzde önce dur kardeşim ne oluyor, ayıp değil mi cümlesini sizler söylemelisiniz. Hekiminize sahip çık, hemşirenize, ebenize sahip çık. Çünkü onlar en zor zamanınızda en merhametli hizmet melekleriniz. Hizmet eden yakınlarınız, dostlarınız, eşinize, annenize, evladınıza söyleyemediklerinizi onlarla paylaşıyorsunuz. Dolayısıyla onlara ne olur güçlü sahip çıkın. Biz de onların yanındayız. Yasal düzenlemelerle asla sağlıkçıya el kaldıranın mutlaka yasal düzenlemeyle savcılara o yetkiyi verdik. Mutlaka tutuklama yapılmalı ve mutlaka da nezarete gitmeli. Dolayısıyla şunu bilmeli. Ben yanlış yaptığım zaman anında bedelini ödeyeceğim. Biz bu anlamda hekimlerimizin, hemşirelerimizin, sağlık çalışanlarımızın yanındayız. Yanlış yapanın da karşısındayız. Ama bunu yalnız Sağlık Bakanlığı olarak biz değil. Bunu sizin hekimlerinize yapılan yanlışın karşısında, sizin sağlık çalışanlarınıza yapılan yanlışın karşısında, evet, kamuoyu olarak da sizlerin güçlü bir tavır koymanızı talep ediyorum. Ve bunu ancak birlikte başarabiliriz. Ancak o hekimlerin şefkatli ve merhametli yüzlerini, ancak onu sizler sahiplenirseniz, onların sizi sahiplendiği gibi, o zaman güçlü bir şekilde devam ettirebiliriz. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Ve inşallah yeni yeni hizmet vesileleriyle tekrar Karabük'te buluşmak dileğiyle hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Sayın Bakanım, yine sizi indirmiyoruz. Değerli arkadaşlarımı davet ediyoruz. Evet. Sayın Şahin, lütfeder misiniz efendim? Sayın Valim, Sayın Vekillerim, değerli Hazirun, birlikte açılışımızı yapmak üzere. Diyor ki,
Beyefendi, Sayın Bakanım lütfen buraya gelin, benimle konuşun diyor. Bağırmayınız oradan. Evet. Kapı yapılacakmış oradan. Kapı yapılacakmış efendim. Kapı yapılacakmış. Evet evet, kapı yapılacakmış. Harika. Buyurun size. Evet. Uzaktan duyduğum kadarıyla buradan bir kapı talebi var. İnşallah onu da hızla değerlendirelim. Ama biz vatandaşımıza eziyet ve sıkıntı çektirmek için asla bir tavrımız, bir duruşumuz yok. Doğruysa, gerekliyse yaparız. Evet. Vekaleti size verdik Sayın Başkan. Evet, Sayın Bakanım çok teşekkür ederiz. Evet, torbayı bana emanet ettiğinizi söylediniz. Emanete sahip çıkacağız efendim. Ama bu emanete sahip çıkma Karabüklüler adına ve Karabüklüler yararına olacaktır. Hayırlı olsun. Karabük Üniversitesi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi, önce Karabük, sonra ülkemiz ve dünyaya hayırlı uğurlu olsun dualarla. Evet, bismillahirrahmanirrahim.